Herkese merhaba, Tonguç Akademi 7. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Derin Atar. Bugün yine klasik bir ders çalışma günlüğü, okul sonrası ders çalışma günlüğü çekeceğim. Bugün ne yapacağım? Ben genel olarak ödevlerimi yapacağım. Artı olarak çalışacağım, böyle birkaç test çözeceğim ve konu tekrar yapacağım. Ayrıca sınav sonuçlarımız açıklandı. Bazı dersler dışında 2 tane, 3 tane ders açıklanmadı daha. Ama en iyi sonucum şu anda matematikte. En kötü sonucum da sosyalde oldu. Sosyalde niye bu kadar kötü aldım diye sorarsanız, yani tabii bence kötü. Niye kötü diye sorarsanız da, sosyalden bu kadar düşük not aldım çünkü çalışmayı son haftaya bıraktım. Yani tüm konuları çalışmayı son haftaya bıraktım. Bu nedenle de iyi bir sonuç yapamadım. Çünkü sosyal bayağı ezber, işte çok fazla kavram, savaş, fetih var. Ve o yüzden onları son hafta ben ezberleyemedim. Son hafta biraz zor oldu. Ama bir dahakine, yani ikinci dönem sınavlarında artık öyle yapmamaya başladım. Artık her konuyu işledikten sonra, sosyalden bahsediyorum, konuyu işledikten sonra ele getireceğim ve çalışacağım. Böylece daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi buradaki elementlerin adlarını öğrenmeye, numaralarını öğrenmeye, yani sırasını öğrenmeye ve sembolünü öğrenmeye çalışıyorum. Daha doğrusu öğrenme değil, ezberlemeye çalışıyorum. Şuradaki, bakın, tam şu elementlerin sembollerine bakarak söylemeye çalışacağım. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum, kalsiyum. Bu arada şu an inanmıyor olabilirsiniz ama bakın tam bu şekildeyim. Aynen bu şekildeyim. Hatta kanıtı. Şöyle yapayım. Göstereyim de. Şöyle yapıyorum. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum, kalsiyum. Ezberledim. Çok mutluyum. Şimdi sondan sayalım. Kalsiyum, klor, kalsiyum, potasyum, argon, klor, kükürt, fosfor, silisyum, alüminyum, magnezyum, sodyum, neon, flor, oksijen, azot, karbon, bor, berilyum, lityum, helyum, hidrojen. Evet. Nasıl ezberlediğimi sorarsanız mesela şuradan göstereyim. Neona neon yazdım. Böyle ezberlemiş oldum. Şu. İşte mesela oksijene 8. olduğu için oksijene 8 kijen gibi bir şey yazdım. Böylece ben bu şekilde aklımda tuttum. Şimdi de 0'dan 7'ye feni yapmak istiyorum. Hem konu anlatımı yapmış olacağım, hem konu tekrar yapmış olacağım, hem de test çözmüş olacağım. Şeye kadar, 4. üniteye kadar, hatta belki 4. üniteye de gelirim. Evet, 4. üniteye de geleceğim. Karışım var ve çözeltilere kadar, çünkü onu daha yeni işliyoruz. Bileşikler ve bileşik formüllerine kadar geleceğim.
güzel çalışacağım. Tekrar yapacağım. Sosyalden hem kendi kaynak kitabımdan hem okulda okuduğumuz, işte baktığımız kitaptan hem de 0'dan 7'ye kitabından bakacağım. Sonra da ya duvarıma asarım ya da ezberlerim. Büyük ihtimalle ezberlerim. Çünkü mesela Milat. Bakmıyorum şu anda. Hazreti İsa'nın o zaman Hazreti İsa'nın doğduğu zaman 100 yıl 100 yıl yalnız 100 yıl 100 yıldır. Wow! 100 yıl saran dili. Wow! Aman Allah'ım. Sadece şu yerleşme ve çağ tam kavramını öğrenmek istiyorum. Onun dışında nüfus dağılışını etkileyen faktörleri çalışan, bakın hatta şuraya demişim ki çıkar. Öğretmen çıkar dediği için not ediyorum. Beşeri nedenleri, doğal nedenleri, ülkemizdeki nüfus dağılımı, nüfus dağılımı emin değilim ama yine de yazarım bunu. Şu doğru yanlış etkinliklerini başka bir yere şunları yazmadan soru gibi yazarım ve çalışırım. Evet, ben başlıyorum. Milattan önce insanlar daha çok toplayıcılık ve avcılık ile geçindikleri için barınma amacıyla ağaç kovukları ve mağaraları seçmişler ve sürekli bir yerde kalmamışlardır. Göçer bir hayatları vardır. Daha çok iklimi elverişli olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Örneğin Karayin Mağarası, Antalya. Milattan önce 7000'li yıllarda insanlar toprağı ekip biçmeye başladı. Hayvanları evcilleştirdi. Bu nedenle su kaynakları olan iklimi elverişli tarım arazileri seçmeye başladı ve yerleştiler. Örneğin Çatalhöyük, yani Konya'da. Milattan önce 3000'li yıllarda ticaret başladı. Şehirleşme başladı. Doğal kaynaklara yakın yerleşmeyi arttırdı. Örneğin Truva, Çanakkale'de. Milattan sonra 19. yüzyılda oraya 19. yüzyıllara doğru sanayi inkılabı ile makineli üretime geçildi. Üretim arttı. Şehirler arası ulaşım ve ticaret arttı. Ülkeler arası ticaret başladı. Fabrikalarda çalışmak için kırsal kesimlerden şehirlere göç başladı. Bunun sonucu büyük şehirler ortaya çıktı. Milattan önce dönemlerde yabani hayvanlar avlama, toplayıcılık ile göçebe bir hayat süren insanlar yerleşik hayata geçmeleriyle doğal kaynaklar kullanmaya başladı. Zamanla nüfus artışı hızlandı. Dünyada her alanda yaşayan insan sayısı arttı. Ancak bazı bölgelerde nüfus daha çok iken bazı bölgelerde yaşayan insan sayısı azdır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Nüfus dağılışının etkileri. Etkileyen faktörler. Evet, bunu da yazmak zorundayız. Yazalım. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler. 1. İklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, su kaynakları, toprak yapısı ve yükselti. Şimdi de beşeri nedenleri. Bak bu çıkar. Beşeri nedenleri, nedenler. Öğretmen nedenleri, sonuçları çok seviyor. Sanayi, tarım,
Turizm, ticaret, ulaşım, madencilik, sosyal ve kültürel unsurlar. Bu önemli. Ülkemizin nüfus dağılımı. Ülkemizde sanayinin gelişiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin İstanbul, Kocaeli, Bursa. Ticaretin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu diğer yerlere göre artmıştır. Örneğin İzmir, İstanbul. Ulaşımın kolay sağlandığı yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin İzmir, Eskişehir. Turizmin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin Antalya, Muğla. Yani Antalya, Muğla. İlçeleri Bodrum, Marmaris. Verimli topraklara sahip yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin Konya ve Adana. Kıyı kesimlerinde nüfus fazladır. Karadeniz kıyıları olabilir. Dağlık alanlarda nüfus azdır. Mesela Hakkari. Ormanlık alanlarda nüfus azdır. Örneğin Giresun ve Artvin. Ekonomik faaliyetlerin az olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu da azdır. Örneğin Ardahan ve Kars. İklimin elverişli olmadığı yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Ve yine örneğin Hakkari. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısını ifade eder. Buradaki etkinliklerin hepsini sildim. Çünkü bir daha yapacağım. Bunların fotoğrafını çektim. Yapacağım, sonra kontrol edeceğim. Milattan önce insanlar genellikle avcılık ve toplayıcılık ile uğraşır. Bu doğru. İlk yerleşim yerinden biri de Çatalhöyük'tür. Bu da doğru. Sanayi inkılabı ile tarım ve hayvancılık gelişti. Yanlış. Sanayi inkılabı diyor. Bak, sanayi. Zamanın geniş parçasına milat denir. Doğru. Bir dakika. Zamanın geniş parçasına milat denmez. Yanlış. Zamanın geniş parçasına... Dur, bunu biliyorum. Yanlış, bu milat değil. Milat İsa'nın doğumu. Bu İsa. Hazreti İsa. Çağ denir. Zamanın geniş parçasına çağ. Anadolu insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilen yerlerin başına gelir. Doğru. Nüfus dağılışına göre aşağıda verilen cümlelere örnek şehirler yazınız. Turizm geliştiği için nüfus artışı Antalya, Muğla. Muğla, Marmaris. Madencilik nedeniyle nüfus artmıştır. Zonguldak diyelim. Zonguldak. Başka Batman. Yükselti nedeniyle nüfus azdır. Hakkari geliyor şu an aklıma. Hakkari. Ulaşım nedeniyle nüfus fazladır. İstanbul. Ankara olur. Ankara. İzmir de olabilir. İzmir diyelim. Mesela sanayi nedeniyle nüfus fazladır. Sanayi İstanbul. Bilecik desek. Bilecik var mı? Yok. Bursa yapalım. Bursa. Sosyal ve kültürel nedenlerle nüfus fazladır. Sosyal ve kültürel. Yani kültürel mesela İstanbul olabilir. İstanbul yazacağım sadece çünkü hatırlamıyorum. Bakalım. Doğru. Evet, bu yanlış olacak. Doğru. Buna bakalım. Muğla ve Antalya, yani Marmaris. Evet, doğru. Zonguldak demişim ve Batman. Bu Hakkari. İstanbul, Ankara, İzmir demişim. Bu neymiş? İzmir, Eskişehir, Ankara.
Sıfırdan Yediye Sözel kitabından sosyal çalışacağım. Dediğim gibi daha demin çalıştım, şimdi testlerini çözeceğim. Ben başlıyorum. Şekilde bitti. Şu an saat 11 civarında. 11'e yakın. Hem test çözdüm, hem sosyal çalıştım, hem fen çalıştım. Bence gerçekten çok verimli ve güzel bir gündü. Sınavlardan dolayı da ne zamandır test çözmedim ve test çözmeyi de özlemişim gerçekten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.